Çorbalar kışın güzel oluyor ama bu dönemlerde de bence bol sıvı ve besleyici çorba tüketmemiz gerekiyor ve ben yaz kış çorba tüketenlerdenim. Şimdi tereyağlı, bol salçalı bir soğan çorbası yapacağım. Soğan çorbası Fransa'ya ait ama salçalı soğan çorbası niye olmasın? Bizim damak tadımızda greten soğan çok seviliyor. Ancak beyaz çorba pek sevmiyoruz. Ve kaşar peynirini de çorbada pek sevmiyoruz. Bir süre sonra donuyor. Ve çorbayı yaptıktan sonra fırınlamak, graten etmek yani üzerini kızartmak da biraz zor geliyor. Çorbayı pişirip böyle kaseye döküp hemen tüketmek iyi oluyor. Şimdi soğanları bir güzel soteleyeceğim. Zaten çorbanın adı bu. Greten soğan çorbası. İyice sotelendikten sonra et suyunu hazırlayacağım. Bu çorbaya lezzet veren şey iyice sotelenmiş soğan, et suyu ve tereyağı. Yemek kokularının çıkması için pencereyi açtım. Bugün hava bayağı rüzgarlı. Birazcık yağmur yağmasını ümit ediyorum. Artık serinlesin şu etraf. Şimdi soğanlar epey bir sotelendi. Bu haliyle bile çok lezzetli görünüyor. Tuz eklenirse daha güzel sotelenir. Bu arada tarifte şöyle kitaba göre bu Cemal Türkan'ın kitabı Ev Hanımları için diyor. Bana hediye edildi bu çalıştığım mutfakta görevli idareci tarafından. Ön hazırlık 2,6 litre et suyu hazırlanır. Et suyu yerine et veya tavuk bulyon kullanılabilir demiş. Soğanlar soyulup piyaz şeklinde doğranır. Malzemeler tartılır. Tereyağı ile soğanlar kızarana kadar iyice kavrulur. Un ilave edilir. Karıştırıldıktan sonra soğuk et suyu dökülür ve kaynayana kadar yavaş yavaş karıştırılır. Bir taşım kaynadıktan sonra ateşe kısılıp yavaş yavaş kaynatılarak 15-20 dakika pişirilir. Garnitürü de kruton ekmek ve kaşar peyniri. Çorbayı gratine ediyoruz. Yani üzerini kızartıyoruz. Kaseye 250 gram civarı çorba konur ve üzerine bir kat yuvarlak kruton yerleştirilir. Ekmeklerin üzeri kaşarla tamamen örtülür. Salamandıraya veya çok kızgın fırına verilerek üzeri kızartılır. Salamandıra sadece yiyeceklerin üzerine kızartan bir araç. Salamandıraya veya fırına dayanıklı 11 adet kase gerekliymiş. Çorbanın kahverengimsi bir renk alması için soğanları mutlaka çok iyi kavrularak kızarması gerekir. Fransızlar bu çorbaya soğanlar kavrulurken 200 gram bir su bardağı beyaz şarap katarlar. Pişme esnasında çorbaya bir adet buke garni yani lezzetli sebze karışımı eklenmesi tavsiye ediliyor. Çorbanın lezzetli olmasında et suyunun önemi büyük. Kişi başına 10 gram kruton, 30 gram da kaşar yeterli deniyor. Şimdi ununu ekleyeceğim. Soteleyeceğim biraz daha. Sonrasında ben tek tek kaseye dökmek yerine şöyle bir borcama dökeceğim. Hepsini o şekilde üzerine kızartacağım. Peynirler eriyecek ve sonrasında tek tek kaseleri servis yapacağım. Çünkü o kadar çok fırın kasesi yok ve mutfakta yer yok. Suyu hazırladım. Kireçleri çözülmekte olan kettle'ım. Bazen kettle'dan su eklerken kireç taneleri gidiyor. O esnada süzebiliriz. Unu da çorbaya eklerken eleyerek koyarsak daha lezzetli olur. Böyle siyez unu kullanıyorum. Elbette ki orijinal çorbada beyaz un kullanılıyor. Et suyunu hazırladım. Tavuk suyu ama biraz yağlı bir tavuktu. Ve salça. Şimdi şöyle güzelce içine un kattığımız için soğuk su ekleyeceğiz. Tabii benim tava hareket ediyor ocakta. Böyle tek elimle telefon tutunca olmuyor. Bunu iyice bir sotelememiz lazım. Unun kokusunun çıkması lazım. Bu şekilde
Sonrasında da salça. Biz bol salça seviyoruz. Şimdi biber salçası var. Domates salçası da ekleyeceğim. Sonrasında da tavuk suyunu ekliyoruz. Unu güzelce kavurduktan sonra tavuk suyunu ve suyu ilave ettik ve bu şekilde güzelce karıştırıyoruz. Homojenize olması gerekiyor. Elbette bu çorbanın orijinalinde salça yok ama ben böyle yapıyorum. Bu bizim usulümüz. Soğanlar yumuşacık oldu. İyice kavrulduğu için lezzetli de. İçindeki suyu bıraktı. Karamelize değil ama oldukça iyi kavruldu. Biraz sonra da kruton ekmekleri soteleyeceğim, kavuracağım güzelce. Çorbayı kaseye aktaracağım. Üzerine peynir ve doğru fırına. Ekşi mayalı ekmek olduğu için birazcık geç gevrekleşiyor. Fırında yapmak süreci kısaltıyor. İnşallah bir şey olmamıştır. Şimdi bu kadarlık yeter. Daha önce fırında yaparsak daha başarılı bir sonuç olacaktır. Şimdi yine tek elimle yapmaya çalışacağım. Şöyle çorbayı, tabii mutfak battı. Ay, çok güzel kokuyor bu arada. Ekmekleri de döküyorum. Şu dip kısmı yandı, onu eklemeyeceğim. Çok güzel kokuyor ve çok, ama bunda bir karabiber, şöyle bolca karabiber çok güzel olur. Ve bolca peynir. Şimdi fırına. Türk usulü soğan çorbamız pişti. Biz evde iki kişiyiz. Oğlumuz üniversitede. Elim hala alışamadı. Halen çok fazla ölçüde pişiriyorum. Kalanını kavanozlara koyup yarıya kadar dondurucuya kaldırabiliriz. Ya da ısıya dayanıklı saklama kaplarında saklayabiliriz. Fırında üzerini kızarttım. Bunu profesyonel fırında salamandrada yapıyorlar. Şöyle alıyorum. Soğanlar neredeyse görünmüyor. Karabiber bence buna çok güzel olur. Ben çok seviyorum karabiberi. Şöyle ekliyorum. İçinde un var. Ekmek var. Salça, soğan. Madem çok zor günler geçiriyoruz, ekranlara çıkan şovmenler yerine kendi sağlığımızı korumanın yollarını bulalım. Soğan Anadolu'nun hala değişmemiş nimetlerinden bir tanesi. Salça da öyle. Ve mükemmel bir ana yemek bence. Biraz koyu kıvamlı. Biz Türkler çorbayı sulu seviyoruz. Yabancılar koyu seviyor. Biz içiyoruz diyoruz. Onlar yiyoruz diyor. Ve yanında biz şalgam suyu tüketiyoruz. Bu bize çok iyi geliyor. Tuz birazcık ödem yapıyor. Onun için az tuzlu olanından aldık. İkisi çok lezzetli oluyor. Soğan çorbası ve şalgam.